Esracı, buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar Yıldır Bey. İyi akşamlar Esra, hoş geldin. Nasılsınız? Vallahi nasıl olalım işte, üzüldük. Sanıyorum bayağı duygulandınız. Vay, nasıl duygulandı yani, vallahi. Şimdi ben az önce Gül Hanım'ın konuştuklarına bir yorum katmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Şimdi az önce Gül Hanım aile problemlerinden bahsetti ama Sevecen Bey ona ne kadar güzel bir yorum getirdi. Tabii. Yani dünyada kafamıza takılmayacak bazı problemler dışında özellikle sağlık için problemler daha önemli yani. Tabii görmüyoruz. Bakın, o Allah gönderiyor o insanı, şu programa çıkartıyor ki size diyor ki yani bilin diyor halinizi, kıymetini bilmiyorsunuz. Hala işte herkes ondan sonra işte şöyle oldu böyle oldu falan adamcağızı görüyorsunuz. Ne halde? Ve ben de konuşurken ki kendinden emin, rahatlığı, hiçbir kompleksi yok Esra'cığım yani. Şimdi bizim gören insanımız, gören insanımızdaki komplekslere bakın. Her türlü kompleks var. Her türlü kompleksi altından kalkamamış. Birbirleriyle uğraşıyorlar, dalaşıyorlar. Ben bırakın artık diyorum bu dalaşmayı, uğraşmayı yani. Evet. Bu neyi kazandıracak yani? Devam edin. Bakın ben size buradan, Esra'cığım tabii sana söylemiyorum, onlara söylüyorum. Devam edin. Bak 7'den 70'e yani... Dalaşın. Bakalım elinize ne geçecek yani. Kendi böyle nefslerinizi, egolarınızı millete kabul ettirmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Kızarak söylemiyorum. Yapın bakalım. Evet. Bu millet bunun zararını görecek ya. Ben bu şaşırdım kaldım ya. Bu insanların birbirlerine düşmanlığı ya. Her lafa her lafa ondan sonra atlayan, her lafa cevap veren... Ahlaksızlığı, türlü türlü ondan sonra kokuşmuşluğu, pisliği, ondan sonra böyle üstlerde tutan onlar, bunlarla da iftihar eden insanlar var. Onlara bile artık laf söylenmiyor ki, söyleyemezsin artık. Böyle bir ülke olduk. Buyurun. Evet, şimdi ben Sevecen Bey'in duygularına biraz da yorum katmak istiyorum. Tabii, katın lütfen. Şimdi ben bir kaza geçirdim efendim. Kaza geçirdiniz. Geçmiş olsun. Şu anda yürüyemiyorum. Yani yaklaşık 1,5-2 aydan beri yatıyorum. Evet. Yani şimdi bunun insan başına gelince ne kadar zor şey olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda sizi de fazla üzmek istemiyorum. Hayır, beni üzmüyorsunuz. Duysunlar. Bunları anlatın. Bakın kaza geçirmişsiniz. 1,5 aydır yürüyemiyorsunuz. İnsan başına işler geldiği zaman anlıyor. Ama bizim millet gelmeden anlamıyor. Evet. Anlatın Esra'cığım. Evet, yani gerçekten zor bir durum. Özellikle Sevecen Bey mesela duygularıyla hareket eden bir insan. Ne kadar güzel, insanlığını kaybetmemiş, karakteri güzel bir insan yani dinlediğim kadarıyla. Tabii. Yani şimdi önemli olan geçici şeylere üzülmek değil. Evet. Önemli olan insanın her zaman şükretmesi. Ne bileyim... Allah'a çok şükür daha kötü bir şey de olabilir. Her şey her an insanlar için mümkündür yani. Evet. Ben fazla uzatmak istemiyorum ama insan Allah'a başka dert vermesin. Her zaman şükretsin. Biz ve maalesef bir şeyleri yaşadıktan sonra bir şeylerin zorluklarını anlıyoruz. Dediğiniz gibi aynı durumda olan insanların veya örneklerinin. Mesela Sevecen Bey gibi. Evet. Yani zor bir durum. Mesela ben hareketli benim iş hayatım. Yaklaşık 1,5 aydan beri yürüyemiyorum. Dışarıya dahi çıkamıyorum. Yani. Buyurun bakın nasıl bir düşünün. 1,5 ayda ne hale geldiniz? Sevecen Bey ismi gibi Sevecen. Yani kaç yaşında bilemiyorum. Senelerdir o vaziyette gayet kompleksiz, güzel bir şekilde dolaşıyor. Yani. Evet, ne kadar güzel. Yani. Ya. Biz kim bilir ondan sonra o halde olsak ne hallere geliriz yani. Bağırız, çağırız, isyan ederiz.
Evet efendim, ben sizi fazla meşgul etmek estağfurullah, istemiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Çünkü bu saatlerde bitiyor programımız. Gerçekten çok seviyorum programlarınızı. Sanıyorum bir tatile giriyormuşsunuz. Evet, gerçekten sizi çok özleyeceğiz. Dört gözle tekrar program yapmanızı i̇nşallah, bekliyorum. İnşallah, inşallah. Tatilinizde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Valla işte inşallah Allah kısmet ederse bir şeye gitmek istiyorum. Mevlana'ya gitmek istiyorum. Ne kadar güzel. Hacı Bektaş Veli'ye gideceğim. Dolaşacağım. Çok güzel. Peki ben sizi üzgün görüyorum. Daha fazla da meşgul etmek istemiyorum. Rica ederim, rica ederim. Ve iyi tatiller diliyorum. Gerçekten estağfurullah. Çok büyük bir insansınız. İnsanların sorunlarına, duygularınızla katılıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Evet, evet. Ve başarınızı da diliyorum efendim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah rahatlık versin. Geçmiş olsun. Görüyorsunuz. Bak 1,5 aydır böyle evden çıkamıyorsunuz. Görüyorsun insanın saate gittiği zaman, başına bir şey geldiği zaman neler oluyor? İşte bunların misallerinde işte görüyorsunuz çocuklar. Canlı örnekleri. Canlı örnekleri yani. Canlı örnekleri. Vallahi billahi işte ne kadar zor gördü yani. Ayın 3'ünde de özürlüler günü, işte özürlüler gününde bilmiyorum nasıl hareket edersiniz, özürlülere yardım mı edersiniz, muhakkak bir şeyler yapın artık. Muhakkak bir şeyler yapın demek de yanlış bence. Yani her zaman yani bir şey yapın ne demek yani? Benim söylediğim laf da yanlış. Lütfen özürlülerimize hakikaten yardım edelim. Onları dışlamayalım. Onları gördüğümüz yerde eğer zor durumdalarsa elimizden geldiği kadar elimizi uzatalım. Onların ihtiyacı neyse onları verelim. Bunları yapacak kapasitede insanlarız bizler yani. Niye yapmıyoruz? Değil mi? Yani ancak sakat kaldığımız zaman mı bazı şeylerin farkına varacağız, anlayacağız yani. Yapmayalım yani. Biraz artık biraz hoşgörü, biraz ondan sonra içimizdeki duygular, kalbimizdeki gönlümüzün o güzel şeylerini aksettirelim ya. Evet biliyorum bunların sebebinin arkasında yatan şeyler hep madde, para. O ekonomik nedenler, o para gözü kör olsun bu hale getirdi sizi ya. Tamam, parasız da olmuyor ama yani şimdi parasız olmayıp da para da gelmeyip hayatınız boyunca üzüntü içinde o paranın gelmemesiyle ölene kadar öyle yaşayanlar da var yani. Burada gelmiyorsa gelmesin namussuz şey ya. Yani şu dünyada açlıktan ölen Afrika'da ama Anadolu'da bizim memleketimizde Türkiye'de açlıktan ölen yok çocuklar. Ne var yani bir ekmek bir kuru ekmek buluruz yani içecek bir su buluruz. Veren olur. Ama tabii öyle bir düşünceye girmişiz ki madde işte o para bulunacak. O parayla yapılacak, kendinizi göstereceksiniz, kendinizi kabul ettireceksiniz. Neyle? Parayla kabul ettireceksiniz. Ama tabii bunlar yapılırken, bu düşüncelerde bütün insanlığa ait olan her şeyinizi kaybedeceksiniz. Bunlar güzel mi? Hiçbir zaman güzel değil ki. Tabii insanlığınızı kaybederken de bu sefer böyle güzel, ondan sonra özürlü, hasta... Ya da böyle kaza geçirmiş insanları, her şeyi unutacaksınız, ölümü unutacaksınız. Bakın Yavuz Gökmen Bey aramızdan ayrıldı. Nasıl ayrıldı yani? Hiç aklınıza gelir mi? Bugünlerde çünkü onunla da biz yaşıt sayız. O benden bir yaş küçük. Allah rahmet eylesin. Bugünlerde millet çatır çatır gidiyor. Ama
Anlamıyorsunuz, hala anlamıyorsunuz. Söylüyoruz, anlamıyorsunuz. Ölümlüyüz yani. Bugün varız, yarın yokuz. Her şeyi bırakıp gideceğiz yani. Nedir bu mücadele? Bakıyorum insanlara yani. Yani her şeyiniz dört dörtlük olsun diye uğraşıyorsunuz. Ne üçün? Ne üçün uğraşıyorsunuz? Yavuz Bey aramızdan ayrıldı. Zatüre dendi, zatüreden. Ama işte alın yazısı o kadarmış. Allah rahmet eylesin. Gitti. O güzel insan gitti işte. Ders olsun bize ama. Bir an evvel anlamamız lazım. Gerçekleri anlamamız lazım. Dost olmalıyız. İyi olmalıyız. Güzel olalım. Birbirimizi sevelim. Şu günlerde hiç olmazsa çok önemli günlere girdik yani. Bu günlerde eğer birbirimize sarılmazsak, birbirimize sevmezsek... Kol kanat germezsek ne zaman yapacağız yani? Ne zaman yapacağız? Yani sarılalım, öpüşelim, el sıkalım ya. Nerede? O cesaretiniz bile yok. Bak buradan söylüyorum yani. Oturup konuşacak, el sıkacak, barışacak, birbirimizi seviyoruz diyecek cesaretiniz bile yok. Onlara söylüyorum, o cesareti olmayanlara. Benim ama cesaretim var. Ben herkesi seviyorum. Maalesef herkesi seviyorum. Maalesef dedirtiyorsunuz ben. Herkesi seviyorum. Evet. Ve sevdiğimi de buradan haykırıyorum. Onu da bilin istiyorum yani. Sevin. Ne var? Yani sevmek size bir şey mi kazan? Yani kaybettir. Düşmanlıkları bıraksak, birbirimize sarılsak. İnsanlar birbirlerinin hakkında da kötü şeyler söylemişlerdir. Olabilir. Ne var? İnsan kötü söylediği şeyin şeyine bile zamanı geldiği zaman anlıyor. Ondan sonra onun hesabını biz veriyoruz kendi içimizde. Allah'ım diyoruz yani şöyle şöyle laflar söyledik. Bizi affet. Yanlıştı. Söylemememiz lazımdı. Ama insanlık öyle değil ki. İnsanlar her söylenen lafları öyle yerlere götürüyorlar ki. Olacak şey değil yani. Yapmayalım. Biraz ondan sonra hoşgörülü olalım. Maddenin peşine düştük. Şu memleketin altını üstünü getirmeyelim ya. Allah pamuğu gibi atıyoruz yani. Yazıklar. Yazıklar olsun diyeceğim neredeyse ama yapmayalım. Özürlerden bakın ders alalım ya. Bir parça ders alalım ya. Ben sizden istediğim bu yani. Yani bıraksak onlar idare etsinler memleketi. Daha iyi. Çok da güzel idare ederler. Altın gibi kalpleri var. Ama bizim millet öyle değil ki artık. Gözünüz dönmüş yani. Gözü dönmüş herkesin yani. Yani uçan kuşu bitirebilirsiniz yani. Bırakın. Artık yapacağımız tek şeyler var, birbirimize sarılmamız. İşte Türk'ten başka dostu olmadığını da bilin istiyorum. Artık bu keşmekeşe yapılanlara bir son vermemiz lazım. Bakın o kadar dertlisiniz ki, dertsiz insan yok ya. Ahlaksızlık diz boyu, her şey diz boyu. Yani nereden açıyorlar, onların evlilikler kötü, bilmem neler kötü. Ben sizi güldüreceğim yerde ben gülemiyorum artık ya. Öyle hale geldik yani. Tamam ben gülebilirim ben. Benim kendime göre bazı şeylerim var ama bakıyorum ki halkımın vaziyeti kötü. Yani siz gülmediğiniz zaman benim gülmem olmuyor. Onları da duyduğumuz zaman içimiz parçalanıyor, kan ağlıyor yani açıkçası. Evet, neyse fazla da
duygularımla sizleri de alt üst etmeyeyim. 2 ay ayrı kalacağız. Ben de tatile çıkıyorum. Benden ayrı olduğunuz günlerde söylediğim şeyleri, şu 11 ayda anlattığım şeyleri kafanızda yine sirküle edin, düşünün. Hepiniz iyi insanlarsınız. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. Görüşeceğiz. Programıma son veriyorum. İyi akşamlar. Hepinizi seviyorum. Ve